Arkadaşlar bugün konumuz, şöyle kendimi düzelteyim. Konumuz Galaxy S3'e Note 4 ROM'unu yüklemek. Peki bunu nasıl yapacağımıza dair bir bilgimiz var mı? Bilgimizin olması için öncelikle şöyle söyleyelim. Birincisi root'umuzun, ikincisi CVM'nin olması gerekiyor. Ardından size vereceğim link de hemen alt tarafta, yani şöyle. Şu altlarda hakkında kısmı var. Orada video diyorum. Videonun altındaki hakkında kısmından gerekli dosyayı indirdiğinizde bir sıkıntı kalmayacaktır. Şimdi öncelikle yapmamız gerekenleri umarım inşallah görüntü nettir. Biraz da ben yaklaştırayım şöyle. Biraz da odaklama yapsın. Şöyle bir dokunalım. Evet. Öncelikle yapmamız gereken telefonu CVM moduna yüklemek. İndirdiğiniz dosyanın hafıza kartından olmasına dikkat edin. Öncelikle şunu da ben düzelteyim. Bir dakika. Dosyayı direkt şey taşıyalım. Download klasörünü açalım. Dosyamız nerede? Glicota Note 4. Ben bunu hemen hafıza kartına taşıyayım. Seçimi taşısın. Yani bunun hafıza kartında olma sebebi ROM yüklerken eski ROM artıklarını temizleme işlemimiz. Çünkü telefon hafızasında kalırsa o da temizlenecek. Bu yüzden bir sıkıntı yaşamak istemeyiz. Biraz uzun sürebilir. Boyutu yanılmıyorsam 900 MB'a yakın bir boyutu var. Başka ne diyebiliriz? Note 4 bildiğiniz gibi yanılmıyorsam 2,5 milyar gibi bir fiyattan çıktı. Bizim elimizde S3 var. Bu S3'e göre yükleme yapacağız. Umarım bir problem çıkmaz. Çünkü ben de gördüğünüz gibi daha yeni sizinle beraber yükleme yapacağım. Kullanmak istediğim için açıkçası indirdim. Evet dostlar, biraz uzun sürdü. Yine de biz ROM'umuzu yüklemeyi başardık. Yapacağımız işlem ROM'umuzu yüklemeyi değil, ROM'umuzu hafıza kartına atmayı başardık. Yapacağımız işlem ne? Öncelikle şöyle bir odaklamamızı yapalım. Düzgün net bir görüntü olsun. CVM moduna alacağız cihazımızı. Şöyle kapatma tuşu, ses açma tuşu, home tuşu. Şöyle gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir odaklama daha yapalım ki netlik bozulmasın. Gördüğünüz gibi install zip kısmından choose zip from storage SD card 1 ya da 1 artık her neyse. Blackwater Note 4 Lite i9300 V3 arama zip yazıyor. Bunu tıklayacaksınız. Yes install diyeceksiniz. Biraz bekletecek bizi ama olsun diyecek. Finding, update, package, opening, yüklemeyi başlattı. Gördüğünüz gibi görüntümüz de geldi. Şimdi ben de sizinle ilk defa beraber yapacağım için biraz uzun bir video olabilir. Şimdiden haberiniz olsun. Öncelikle next kısmına tıklayacaksınız. Kabul edeceksiniz. Zaten görünüyor. Bunlar versiyon 3'ün içerisinde olan düzenlemeler. Back to Note ve 6 düzenlenmiş diyor. Ardından L1 L2 geç düzenlenmiş. Başka full bilmem ne girişi aktive edilmiş. Anlamadım onu. Baffle sound motoru, yani ses motoru düzenlenmiş. Backport from Linux, şey diyor, rastgele sürücüler
Linux 3.19 için geri yükleme yapıldı diyor. Ardından Hasplanner hataları düzenlendi. Screen yani ekran yansıtma düzenlenmiş. SMS hesap güncellenmiş. Başka kapatma açma sesi düzenlenmiş. Birçok dil desteği yüklenmiş. Ardından Touchwiz Launcher'ın 5x4 versiyonu eklenmiş. S-Note eklenmiş. Mobile Hotspot hatası giderilmiş. Lock Screen Effect hataları giderilmiş. Yani güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bakalım nasıl bir şekilde karşımıza çıkacak. Öncelikle Install Full Wipe dediğiniz zaman cihazınızda yüklü olan her şeyi temizleyecektir. Without Full Wipe dediğinizde ise wipe olmadan ROM'u yükleyecektir. Fakat orada ne yazıyor? Yazan şu: ROM can be unstable, yani stabil olmayabilir diyor. Alttaki önerilerini yapıyoruz biz de. Şimdi Note 4'te olan uygulamalar var. Benim için işe yaramayacak bunlar. Çünkü kullanmadığım şeyler, yani Note 4 hesap makinesi belki işime yarayabilir. Magazin kullanıyor muyum? Flipboard kullanıyorum, kalsın. Dosyalarım kalsın. Mesela S-Memo kullanmıyorum, Müzik App kalsın. S-Planner ve Widget'i kalmasın. Note 4 Video Player kalsın. Ses kaydedici kalsın. Hava durumu kalsın. E-mail uygulaması kalmasın. 4S galerisi kalsın. 4S hatırlatıcı, 4S not vesaire. Bunlar bildiğiniz gibi Note 4'ün uygulamaları. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunları seçtim. Ardından UPSM Manager, yani bu şu demek: cihazınız mesela diyelim şarj durumu kötü duruma düştü, %10'a falan düştü. UPSM Manager'ı açtığınızda artık cihazı korumaya alıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir odaklamasını da yapsın. Şöyle söyleyeyim, pilinizle mesela %5'le hemen hemen bir 4 saat sizi götürmenizi sağlayacak bir araçtır. Bu yüzden UPSM'i ben kuruyorum. Xpost eklemeler yapıp düzenleme yapmanızı sağlar. Kurmanıza gerek yok. Facebook Scene artık sizde kalmış. No additional symbol on keyboard diyor. Yani şu klavyenin üstünde harflerin arkasında küçük semboller var. Onları iptal et diyor. Evet, ben seçiyorum. AirCall Accept artık AirCall araması ne olduğunu tahmin edemiyorum. Mobile yazıcı desteği demiş. Onu da kullanmayacağım için ihtiyacım yok. Evet. Kurulumu yapıyor. Bekliyoruz. Bu kurulumu yaptıktan sonra açılma süreci biraz uzun sürebilir. Eğer açılmazsa tekrar wipe yaparsanız cihazınız açılacaktır. Evet dostlar, ROM'umuz kuruldu. Zaten Blackato ROM'u kullandığınız için teşekkür ederiz diyor. Next diyoruz. Reboot device diyerek cihazımızı yeniden başlatıyoruz ve Note 4 benzeri cihazımızın tadını çıkartacağız. Kısmetse inşallah. Evet. Açılış sesini de duyduk. Biraz uzun sürebilir. Bekliyoruz. Eğer böyle uzun sürerse tekrar siz CVM moduna girip wipe data yaptığınızda uygulamanız açılacaktır. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Galaxy Note 4, Samsung Galaxy yazıyor. Note 4 girişimizi yapacağız. Öncelikle Türkçemizi seçelim. Başlat diyelim. Bir uygulamalara bakalım. Ne durumdalar? Wi-Fi'mizi de ekleyelim.
Klavyemiz gördüğünüz gibi çok şekil bir klavye. Hemen girişi yapsın. İleri diyelim. Hükümleri kabul edelim. Sana ne Google hesabımdan. Bunlarla işim yok. İsmimizi verelim. Hop. İşte etkinleştirme kilidi bir nevi iPhone'da iPhone'umu bul özelliği. Etkinleştirme kilidiyle hiç işim olmayacak. Eğer olur da unutursam uğraşamam. Gördüğünüz gibi Note 4. Biz teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle bir içeriye bakalım. Neler var, neler yok. Şehri de ekleyelim. Ücretten sana ne? Sonra... Ya hadi. Sen bulma. İlla kendisi bulacak. Bunları da ekleyelim. Şehrimizi de eklesin. Gördüğünüz gibi hoş bir arayüzümüz var. Geçişler de gayet şekil. Görüyorsunuz. Note 4 benzeri. Yani o kötülük kalmamış gözüküyor. Gördüğünüz gibi arayüz. Hemen cihaz hakkında bakalım. Android 4.4 KitKat. Gördüğünüz gibi başka size UPSM modundan bahsetmiştim. Hemen onu göstereyim. Ne işe yarıyor? Kalem mesajlar üst tarafta herhalde bir şey. Ultra güç tasarrufu modu UPSM. Gördüğünüz gibi %47 ile 5.8 günlük bir etkileşim verecek bana. Gördüğünüz gibi bunu nasıl yapacak? Mesela şöyle cihazı şu moda sokacak. Cihaz zaten bu modda, artık isterseniz buraya Wi-Fi vesaire şunları ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra cihazı bu modda kullanırsanız, yani 3310 modu da diyebilirsiniz buna. 3310 modunda kullanırsanız cihazınız 5 gün gidecektir. Buna emin olabilirsiniz. Ardından başka ekstra bir şey var mı yok mu bir bakalım. ROM'un kullanmış olduğu RAM'e bakalım. Normalde Touch UI arayüzü RAM'ler SSD'yi yoruyor. Fakat Lite olduğu için bir bakalım ne özelliği var ekstra. Hemen tabi bulabilirsem bu yeni arayüz. Evet, uygulama ayarları, pardon. Uygulama yöneticisinden şu anda bakalım. Şu anda 581 MB'ı kullanıyor. 250 MB boşta. Yani uygulamalarla bu 100'e falan düşer. 100'ün altına düşerse kasılmalar yaşatır. Hemen diğer widget'lere bakalım. Mesela şuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi eski uygulamaları gösterecek. Buradan direkt geçiş yapabileceksiniz. Buradan da kapatabilirsiniz. Şunu şöyle çekerseniz, şöyle şu kenardan alırsanız daha doğrusu, Flipboard'un açılması lazım. Bir daha deneyelim. Açamıyoruz. Alttan mıydı acaba? Nasıl açıldığını hatırlamıyorum. Her neyse. Şuna bakalım. Uzun basınca ne oluyor? Yine son uygulamalar kısmı geliyor. Burada da son uygulamalar kısmı var. Gayet seri bir ROM'a benziyor. Mesajlar var. Klavyeler bunlar. Başka
dikkatimi çeken internete bakalım. İnternette gördüğünüz gibi Note 4'ün internet özelliği ekstra olarak ne yapabiliriz? Auto Updater var. Eğer ROM'a güncelleme varsa buradan güncelleme gelecektir. Hemen çıkalım buradan da dosyalarıma bakalım. Gördüğünüz gibi bu da Note 4 benzeri galeri, telefon, açılış hızı da bayağı seri, yani Galaxy serisinden beklenmeyecek bir seviyede. Android 5 geçişi yapmışlar, güzel olmuş. Gördüğünüz gibi gayet şık, seri. Hoşuma gitti. Size de öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yalnız gitmeden, beğenmeden, şu üst köşeden beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba dostlar, bugün Android'e bir geri dönüş yaptım. Android'e geri dönüş sebebim de Android Lollipop'tu, yani 5.0. Aslında bugünkü temel konumuz Android 5.0'a, yani Android 5.0'ı Galaxy S3'e nasıl yükleyeceğimizdi. Galaxy S3 bildiğimiz gibi hemen hemen yanılmıyorsam ben 2012'de almıştım. 2012 çıkışlı bir cihaz. Fakat 2012 çıkışlı bir cihaz olmasına rağmen Android'in saf özelliği sayesinde hiçbir şekilde şu anda sorun çıkartmadan son sürüme kadar ilerliyor ve ağır da değil. Yani Samsung'un kendi orijinal ROM'undansa Android'in saf ROM'larını indirmenizi ve yüklemenizi tavsiye ederim. Bunda da Cyanogen Mod ya da tam hatırlamaya çalışıyorum da şu an aklımda değil. Başka Android'in saf halini düzenleyen modlar var. Bunları yükleyebilirsiniz. Öncelikle Android 5.0'ı bir tanıtalım. Lollipop'umuz gördüğünüz gibi karşımızda, şöyle bir odaklama yapsın. Gördüğünüz gibi Lollipop'umuz karşımızda. Öncelikle bildirim ekranı biraz Android'den uzak şeye yaklaşmış. iOS 8'e 7'ye yaklaşmış durumda. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradaki kısımdan anlıyoruz. Bildirime nasıl geçiş yapıyor? İki defa tıklayınca gördüğünüz gibi açmak için tekrar dokunun yazısı çıkıyor. Tekrar dokunduğumuzda programı açıyor. Bildirimi açıyor. Şöyle bildirimi gönderelim geri. Şimdi öncelikle tanıtmamız gereken Android'in ne olduğu, nasıl olduğu. Bir andaki şu anda Cyanogen Mod 12 kendisi Android Lollipop 5.0, yanlış hatırlamıyorsam, sürümüne sahip. Gördüğünüz gibi üst kısımda bildirimler vesaire, şarj durumu. Alt kısımda ise telefon ve kamera geçiş var. Eğer şu şekilde açarsanız telefona, şöyle açarsanız kameraya geçiş yapıyor, ama bunu yukarı doğru kaydırdığınızda, şöyle gösterelim, şöyle bir odaklamamızı yapsın önce, şöyle yukarı doğru kaydırdığınızda gördüğünüz gibi ana ekrana geçiş yapıyor. Gayet hoş bir özellik ki Android'de eksik olan bir şeydi bu, geçiş efektleri, ki Android 5.0'da da bu gelmiş gözüküyor. Öncelikle telefon menüsüne bir bakalım. Gördüğünüz gibi tuşlar vesaire bayağı renkli, canlı ve en güzel özelliği de üst kısımda programa göre renk değiştiren bir yapıya sahip. Ardından şöyle bir mesajlara bakalım. Gördüğünüz gibi mesajlarda ortada, mesaj yazmak istediğimizde klavyemiz bu şekilde, yeni bir karşıya biraz iOS vari bir gösterme seçeneği çıkmış. Bu da gördüğümüz gibi, şöyle tekrar gösterelim. Biraz odaklama sorunu yaşıyoruz da.
Gördüğünüz gibi programa göre renk değiştiriyor. Ardından şöyle biraz, evet, internetimize bakalım. O da gördüğünüz gibi üst kısımda programa göre değişim var. Ben vücutla uğraştığım için bu karşımıza çıktı. Gayet seri bir yazılıma sahip. Zaten biliyoruz ki CyanogenMod seri bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da multitask bölümü. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir yapıya sahip. Multitask'ımız da şöyle. Gördüğünüz gibi onca şeyin açık olmasına rağmen cihaz bana mısın demiyor ki 1 GB RAM her şeye yatıyor Android 5.0'da. Bu yüzden eğer, yani size önerim, isterseniz S6 çıksın, S6'yı alın, isterseniz Note 4 alın, bir şekilde saf Android ile tanışın. Benim önerim budur. Samsung'un ROM'ları ne halde olduğunu zaten hepimiz görüyoruz. Öncelikle bildirim merkezine bir bakalım. Gördüğünüz gibi bildirim merkezi şu şekilde. Eğer şuradan indirirseniz şöyle gösterelim. Bir bildirim merkezi aşağı çekerseniz kısa yollar vesaireler açılıyor. Üst tarafta şöyle bir gösterelim. Hareketli menüler gelmiş durumda. Şöyle bir odaklasın. Gördüğünüz gibi. Geri çıkalım. Programların zaten açılış hızından bahsettim. Gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Ayarları açalım. Ayarlar gördüğünüz gibi. Telefon hakkında gelelim. 5.02 sürümü şu anda. Henüz deneme modunda beta olduğu için şu anda yayınlanmamış bir sürüm aslında. Ben size bunu hemen aşağıda şöyle parmak gelmiyor. Şu aşağıda göstereceğim. Oradaki linkten indirebilirsiniz. Ardından tanıtabileceğim özelliklere bakıyorum da şöyle mesela gördüğünüz gibi efekt kısmına bayağı bir yüklenmiş. Mesela menüye geçiş şekli şöyle gayet şekil bir şekil, yani şekil bir şekil güzel bir şey oldu. Gördüğünüz gibi ardından programlar sürekli alttan çıkıyor. Yani sürekli hazırmış göreve gibi bir his uyandırıyor. Bu da benim iOS'a geçiş sebebim aslında. Android'in geçiş efektlerinden yoksun olması iOS'a geçiş sebebimdi. Fakat 5.0'da bu kalmadı. Peki başka tanıtabileceğim özelliği ne var diye düşünüyorum. Kameramıza bakalım isterseniz. Kameramızı açalım. Gördüğünüz gibi burada ayarlar kısmı var. Şöyle. Böyle mesela seri bir geçiş ayar çekebiliyorsunuz. Ve şu alt kısım dikkat ettiyseniz sürekli istediğiniz yere dokunursanız dokunun kamera çekiş moduna girer. Bu da hani Samsung'da olmayan şöyle çevir çek modunu biraz daha kolaylaştırıyor. Ardından gösterebileceğimiz zaten hızlı mesaj özelliği var. Bu bütün CyanogenMod modlarda vardı. Yani benim en sevdiğim özelliğim, yani beni mutlu eden, hatta değiştirmememe sebep olacak tek özellik geçişler. Geçişler ve hız beni gayet memnun ediyor. Şöyle lollipopumuz gelsin. Gördüğünüz gibi. Mesela Flappy Bird tarzı bir oyuna geçiş de yapıyor Lollipop. Tabi bunu oynarken kafayı yiyemezseniz iyidir. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir sürüm. Peki biz bunu nasıl yükleyeceğiz? Size vereceğim link de şu altta yer alacak. Oradan CyanogenMod 12'yi indirmeniz gerekiyor. Bunun kendi cihazınıza uygun halini bulabilirsiniz. Yanılmıyorsam şu anda birkaç sürümde de birkaç telefonda tek var. Galaxy S3'te var. S2'de var. S'te var mı hatırlamıyorum. LG'de var. Orijinal CyanogenMod'u yüklemenizi öneririm.
Resurrection Remix versiyonu vardı. Pek memnun kalmadım. O yüzden orijinal her zaman daha iyidir. Çünkü saf Android'i taşır. Peki biz buna nasıl giriş yapacağız? Öncelikle size verdiğim linkten hafıza kartına kaydedeceksiniz. Ardından rootlu bir telefonunuzun ve CVM'nin yüklü olması lazım. Kapatma tuşu, ses açma tuşu, home tuşu. Bir süre basılı tutacaksınız. Bırakacaksınız. Gördüğünüz gibi cihaz tekrar baştan açılıyor. Pardon. Tekrar aynı versiyona dönelim. Evet, girdik. Şöyle biraz yaklaştırayım ki tam net olsun. Install zip diyeceksiniz. Ardından storage SD cards. Ben size Megawipe'ın niye önemli olduğunu söyleyeyim. Megawipe bütün cihazınızı sıfırlayacaktır. Bu yüzden hafıza kartınıza yedeklerinizi kaydetmeniz gerekir. Telefonu boşaltacağız Megawipe'la. Megawipe'ı şöyle yes install dedikten sonra, tabi ben yapmayacağım. Yes install dedikten sonra tekrar gelip bu sefer CyanogenMod 2014 1224 unofficial i9300 zip dosyasını yes install diyeceksiniz, kuracaksınız. Kurduktan sonra son olarak size vereceğim GAP dosyası var, yani Google App dosyası var. Onu da yine aynı şekilde kuracaksınız, gördüğünüz gibi burada. Ve en başa dönüp şuradan Wipe Data Factory Reset veya ek olarak Wipe Cache Partition'ı yaparsanız cihazınız CyanogenMod 12 Android Lollipop olarak gelecektir. Yalnız Clockwork Mode Recovery'nin 6.0.4.7 versiyonu olmasına dikkat edin, yoksa sorun çıkartabilir. Evet gençler, gördüğünüz gibi CyanogenMod S3'ü coşturmaya devam ediyor. Beni takipte kalın, uzun süredir video çekmiyordum. Bu da geri dönüşüm için bir video olsun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Merhaba dostlar, bugün karşınıza S3'te S5 ROM'u ile çıkmak istedim. Öncelikle şöyle bir ROM'umuzun tanıtımını yapalım. Blackota S5 diye yanılmıyorsam ROM'umuzun ismi. Tam bir ona bakalım doğru mu değil mi diye. Cihaz belleğimizi açalım. Download klasörüne bakalım. S5 Sensation ROM'muş. Pardon. Versiyon 7 olanı. Gördüğünüz gibi cihazımızı S5 özelliklerine çeviriyor. Benim size tavsiyem, ROM'u kurarken ekstra özellikleri kurmayın. Yani saçma sapan şeyler, kullanmayacağınız şeyler kurulu olmasın. Öncelikle tanıtımını bir yapalım. Ne özellikler var? Nasıl bir şekil var? Gördüğünüz gibi bildirim merkezi S5 benzeri ve TouchWiz diye kaydırdığınız zaman bir açılan bir magazin bölümü var. Ardından ROM gayet stabil. Yani bazen arada sapıtma modu oluyor. Yani belleği gördüğünüz gibi sonuna kadar kullanma, yani 831 MB'ın 831'ini de kullanma saçmalığını yapıyor. Telefonu yeniden başlatınca sıkıntı ortadan kalkıyor. Tabii şu anda 5 saatten fazladır kullanıyorum. Bir sıkıntısı yok. ROM'un pilimize de bakalım durum ne. Şöyle bir ızgara görünümünü açalım. Pilimizi bulalım. Durumumuza bakalım. Devam edelim. 4 saatte %62. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi nasıl S5'te şu kısımda basıldığında multitask bölümü ortaya çıkıyorsa bizde de bu durum var.
Ardından Tauchwitz Launcher'ımız zaten son sürüm. Gördüğünüz gibi. Ve ek olarak ne özelliği var? Şöyle bir şey var. Biri arama yaptığı zaman mesela diyelim ki şöyle şunu silelim. Diyelim ki mesajlardasınız veya Facebook'tasınız. Şöyle gösterelim. Bu esnada telefon çaldığında normal Note 3'te veya S5'in son sürümlerinde şu kısımda bir arama pop-up'u açılır. Yani ekranı tamamen kapatmaz, uygulamanız devam eder. Şu kısımdaki pop-up'tan aramayı kabul et ya da hayır dersiniz, iptal eder gönderirsiniz. Yani bu anlamda da güzel bir pop-up özelliği var. Telefonumuza bakalım. Şekil olarak gördüğünüz gibi birebir S5 son sürüm. TouchWiz'de benzer. Dosyalarım klasörü aynı. Ekstra olarak ultra güç tasarruf modu var. Şurada. Tabii bunu ayarlardan siz seçiyorsunuz. Size önerim zırt pırt kullanılmayan özellikleri kurmayın. Şimdi birazdan nasıl kurulumu yapmanız gerektiğini anlatacağım. Cihazınızda kesinlikle kullanmadığınız şeyler kurulu olmasın. Ve root artı CVM'nin yüklü olması gerekli ki cihazınıza kurulumu yapalım. Öncelikle telefonunuzu recovery moduna alalım ki yükleme yapılsın. Tabi göstermeden önce şurayı da atlamayalım. Gördüğünüz gibi birçok farklı kilit ekranı seçeneği de var. Ayrıca şöyle şurayı da gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi farklı eklentilerle karşımıza çıkmış ROM'u yapan ve gayet stabil bir ROM, hızlı bir ROM. Yani ilk kurduğunuz zaman sıkıntılar yaratacaktır. Sonradan alışıyorsunuz. Arka planda bir sürü uygulama açık olmasına rağmen sizi pek rahatsız etmiyor. CVM moduna girdikten sonra Install Zip üzerinden indirmiş olduğunuz şöyle bir netleştirelim. Install Zip üzerinden indirmiş olduğunuz dosyayı Choose Zip from SD Cards kısmından sıfıra basacaksınız. Download klasörü içerisinde S5 Sensation ROM V7 yer almakta. Tıklayacaksınız. Yes diyeceksiniz. İnşallah kurduğum şeyler gitmez. Gördüğünüz gibi Sensation 5 ROM karşılama arayüzüyle karşımıza çıktı. Böyle bir menü karşımıza çıkacak. Next diyeceğiz. Kuralları kabul edeceğiz. Next diyeceğiz. Şimdi buradan modem sürümleri yer almakta. Kerneller yer almakta. Ben alttakini seçmiştim. Siz de alttakini seçebilirsiniz. Full wipe'ı seçin. ROM'un hafıza problemimiz oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. UPSM Manager bildiğiniz gibi ultra güç tasarruf modu. İsterseniz seçebilirsiniz. Next diyelim. Şimdi burada belirli bölümler var. Active Zone işte S5'in uygulamaları. Ben kurmadım. All şehri kurmadım. Bebek ağlama dedektörünü kurmadım. Backup uygulamasını kurmadım. Kit modunu kurmadım. Optical Raider'ı kurmadım. Samsung servis ve uygulamalarını kurmadım. S-Planner'ı kurmadım. S-Voice, Task Manager ve Voice'ı kurmadım. Task Manager'ı kurabilirsiniz siz. Sizin seçiminize kalmış. Burada silmek istediğiniz uygulamalar olabilir. Ben e-mail'i silmiştim burada. Başka bir şey silmemiştim. Burada kurmanız gereken hiçbir şey yok. YouTube'u kurabilirsiniz istek dışı. Geri kalanları kurmayın. Boş yere hafıza kaplamasın. RAM kaplamasın. Kar modunu kapatın. Ben Polaris Office'i sık kullandığım için kurmuştum. Siz kurmaya da bilirsiniz. Next demekten korkuyorum artık. Sembolleri silin. Hepsini silin. Geriye kalanları kurmayın. Artık bundan sonra yazılımı kurma bölümüne gireceği için hiçbir şey kurmak istemedim. Quit installation diyelim. Siz yazılımınızı kurduktan sonra
Zaten her şey açılmaya başlayacaktır. Şöyle bir görüntü gelecektir. Gördüğünüz gibi normal S5'e ait boot ekranı. Cihazınız açılacak. Şöyle mesela mesajların klavye kısmını göstereyim size. Gördüğünüz gibi şöyle şık bir klavyesi var. Siri takılma yapmıyor. Sadece tahmin etme modu biraz gerizekalı. Ardından neyi gösterebiliriz? Kilit ekranını gösterebiliriz. Ekranı kilitliye basalım. Kilit ekranında gördüğünüz gibi birçok efektler var. Onları seçebilirsiniz. Yani gayet hoş özelliklere sahip bir ROM. Auto Updater kısmına fazla uğraşmayın. Eğer güncelleme olursa zaten size bilgi verecek. ROM'unuz 8. versiyona güncellenecektir. Gördüğünüz gibi paylaşımlar böyle. Artık her şey size kalmış. Ben linki vereceğim. Gerisi de size kalmış. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.